Akşemseddin. Senaryo Hüseyin Aydemir. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Kurbanın olayım doktor bey. Aha bebem cayır cayır yanıyor bir çare. Bir bakıverin. Lütfen bir bakıverin. Getir bakayım şuraya. Alın. Bakın bitti mahsuncağız. Tükendi iyice. Ateşi iyice çıkmış. Kaç aylık bu? 18 aylık. Ne zamandır hasta? 2 gündür. Şimdiye kadar niye getirmedin tabipliğe? Getiremedik bey. Bilmiyorduk sizin geldiğinizi. Aa, şimdi komşular dedi de koştum geldim size. Şu anda bir şey yapamam. Yarın tabipliğe getir. Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı? Çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir beze sar, çocuğun alnına koy. Yarın da getirirsin, tamam mı? Hadi. Ya Rabbi. Şifa senden. İnşallah yavrumu sabaha çıkar. Ağlama yavrum. Ağlama sen. Öf, nihayet gitti. Sinir bozucu insanlar. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Medeniyet nedir bilmiyorlar ki. Of, ne kadar da soğuk. Şu sobaya biraz daha odun atayım. Ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Saat neredeyse 24'e geliyor. Yatsam bari. Hiç de uykum yok. Bütün gün nasıl vakit geçirilir burada? Dağın başı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar? Nereden de düştüm? Hay Allah. Doktor bey! Doktor bey! Yine mi? Kurtulamayacağım bu vahşi insanlardan. Doktor! Doktor! Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Derdin nedir ha? Kusura bakmayın doktor bey. Hastam var da çok ağır. Hadi içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri, gir. Beyim giremem. Düşseydik yola, zavallı çok acı çekiyor. Nesi var? Ne bileyim doktor bey. İnim inliyor. Diyemiyor ki derdini. Ne zamandır hasta? Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyor. Hı, iyi. Buraya yakın mı? Yakın sayılır ya. Hemencecik şu tepenin ardındaki köy. He? Ne tepesi? Senin tepe dediğin yer koskoca Süphan Dağı be. Kestirme yerler bilirim be. Yahu deli misin sen? Gecenin köründe nereden bulacaksın kestirmeyi olur? Şu tipiye bak. Gözü görmüyor ki. Bulurum bey. Her zaman gidip gelirim bu yolda. Hadi gir içeriye. Sabah olsun öyle gideriz. Doktor efendi kurbanın olayım. Etme, eyleme. Ben sabaha kadar nasıl beklerim? İyi hoş da ben buralarda, kışta, gecenin bu karanlığında nasıl gidebilirim? Ama istemiyorsan sen gidebilirsin. Ben gir içeri, sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum. Tamam doktor efendi. Madem öyle diyorsun. Çıldırmak işten değil. Ziya'ya mektup yazmalıyım. Onun çevresi geniştir. Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. Ha işte. Kağıt kalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Acındırmalıyım kendime. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Ha, sen sobanın başında ısın, bana bak. Benim bazı işlerim var. Tamam da duramıyorum. Ciğerparem. Ne yapayım bilemiyorum. Durur. Evet. Sevgili dostum. Sana bu mektubu nerede yazdığımı tahmin bile edemezsin. Dostum, buraya mecburi hizmetimi yapmak üzere 3 gün önce geldim. Geldiğim günün gecesi çevredeki bütün yollar kapandı. Burada seviyeme göre birini bulup konuşmak elbette ki mümkün değil. kendimle konuşabiliyorum. Şu 3 gün bana 3 yıl gibi geldi. Senden dost olarak ne rica edeceğimi tahmin etmişsindir. Rica değil, yalvarıyorum. Beni bu dağın başından kurtar. Etrafını kullan. Tayinimi bir an önce... Etme doktor bey, kurbanın olayım. Şimdi gidiverelim, duramıyorum. Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı, ölelim mi? Bak, bakın doktor bey, kızağım var. Atım maşallah kuvvetlidir. Hemencecik ulaştırır bizi köye. Dayanamıyorum, elimde değil. İçim yanıyor doktor efendi, içim. Olmaz be adam. Yarın tabipliğe getir dedik. Bu havada yola çıkılır mı hiç? Soğuktan donarız, ölürüz. Kurtlara yem oluruz, çığ altında kalırız. Önümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız. Siz korkmayın be. Aha şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları. Bir şeycikler olmaz. Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi. Kızakla mı? Örtüsü bile yok. Donarız be. Bakın bey, buna kepenek derler. İşlemez soğuk. Alın benimkini giyin. Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu? Ben alışığım soğuğa. Bir şey olmaz. Hadi alın giyin. Acele edelim. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun, zavallımın acıları dinsin. Bak, ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemiyorsun, şimdi git sabah gelirsin. Ne laf anlamaz adam. Aptal dağlı. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada? Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık. Ah anne, bütün bunlar hep senin yüzünden. Ne dur biliyorlar ne laftan anlıyorlar. Ah medeniyet, ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi ya iyi olur. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet, ah medeniyet, neredesin? Bu da ne? O ihtiyar gitmemiş. Şu türkü söyler. Ne yüzsüz insan ya. Sinirlerim iyice bozuluyor. Şu mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Evet dostum. Mektubuma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gece yarısından sonra bile rahat yok bana. Az önce kapım çalındı. Açtım. Karlar davetsizce doluştu içeriye. Kapının önünde soğuktan kıpkırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta, bu tipide başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. Evet, tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çarptım yüzüne. Ama anlamıyor ki. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni. Arayın arayın bulsam izini. Arayın arayın bulsam izini. Bu türkü değil. İlahi. Annemin ilahisi. Çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor. Annem. Ah annem. Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı. En iyisi gidip şuna bir bakayım. Ne yapıyorsun burada? Kusura bakmayın bey. Sesim yüksek çıktı. Sizi rahatsız ettim değil mi? Bakın sustum. Sustum işte. Söylemem bir daha. Daha ne bekliyorsun? Niye gitmiyorsun? Nasıl gideyim doktor? Oğluma sizinle geleceğime söz verdim. Dinlemeleri hala kulaklarımda. Eli boş gidip de ne yapayım? Sabah olunca sizinle giderim. Of. Şu hale bak. Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor. Hay Allah. Ne yapsın? Gitsem mi acaba? Tabii ya, Ziya en kısa zamanda tayinimi ayarlar nasıl olsa. Hem döndüğümde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin? Hasan Bey. Hadi Hasan'a gidelim bakalım. Kıza hazırla. Sen kazandın. Ne dediniz? Kıza mı hazırlayayım? Bana dediniz değil mi? Yo. Ya sen deli misin? Başka kim var ki burada? Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Sevincimden sordum. Gidiyoruz değil mi bey? Gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen atı hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum. Hay Allah razı olsun sizden. Hasan ağa, sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin? Ya doktor, hem ağlar hem söylerim. Benim de canım arzular o mübarek peygamber toprağına. Ama gitmek nasip olmaz bir türlü. Nasip işte. Aynı arzu, aynı hüzün. Tıpkı annem. Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla gevezelik edip de canımı sıkmasa bari. Hasan ağa, çok uzun mu yolumuz? Yok doktor bey, bakın kasabadan çıktık bile. Çıktık ama hava daha da soğudu. Açıklığa çıkınca rüzgar sertleşiyor. Kasabada evler kesiyor ne de olsa rüzgarı. Ne kadar da karanlık bir gece. Etrafta tek bir ışık bile yok. Yolu şaşırmazsın inşallah. Allah'ın izniyle şaşırmam bey. Dedim ya avucumun içi gibi bilirim buraları. İyi de ne iz var ne de yol. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Peki sahi sen gelirken nasıl geldin ha? Hiç bey. Bismillah deyip koştum kıza. Nerede dara düştüysem yetiş ya Fakih Ahmet dedim. Açtım manileri. Ne dedin? Ya Fakih Ahmet dedim. O da ne demek? Bir dua işte bey. Dua mı? Duayla geldin buraya kadar demek ha? Dua müminin silahıdır bey. Silah. İlahi Hasan'a. Şu halimle bile güldürdün beni. Neden güldürdün doktor bey? Gülünecek ne söyledim ki ben? Yok bir şey Hasan'a. Bakma sen bana. Şeker ister misiniz? Şeker mi? Ne şekeriymiş o? Akide şekeri. Soğukta iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz de atın ağzınıza. Hayır Hasan'a. Sen etrafa iyi bak da yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırırsan yandık ha. Bu yolları iyi bilirim ama yine de Allah şaşırtmasın bey. Şaşırırsak yanar mıyız, donar mıyız bilmem. Bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sen de yavaş yavaş korkmaya başladın ha Hasan ha. Yok bey, şu karlı dağlarda yolumu şaşırmaktan, kurtlara gem olmaktan korkmam. Benim asıl korkum çok daha başka. Ölümden daha başka korku mu olurmuş Hasan ağa? Bak seni bile gecenin bu soğuğunda ve zifiri karanlığında buraya kadar yetiştiren ölüm korkusu değil mi? Ölümden korkmamak elde değil. Kendimi düşünüyorum. Oğlumu, ciğerparemi düşünüyorum onun için. Benim içinse asıl korku son korkusu. O da ne? Ne sonuymuş bu? Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi saadeti kaybetme korkusu. İçten içe yakıyor beni. Küldürme beni Hasan. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun. Doktor efendi, ne diyeyim? Bu gece benim en sevdiğimin acıları dinsin diye üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Allahu Teala razı olsun. Ufak bir yolculuk içinde sıkıntıları ve tehlikeleri bir sardınız. Doğru değil mi ama? Doğrusuna doğru da ufak tefek yolculuklar için ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun, sonsuz, ebedi yolculuk için korkmamak mümkün değil. Yolculuğun sonsuzu nasıl oluyormuş peki? Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Ahiret yolculuğu. İşin yoksa vaazını. Tipik bir bunaklık vakası. Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil. Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor. Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunun. Hasan, okuman yazman var mı senin? Var biraz. Elime ne geçirirsem okurum işte. Sana duydun mu? Yok, ben bir şey duymadım. Kurt sesini duymadın mı? Yok, ben bir şey duymadım. Nasıl olur? Şimdi duydum. Sakın kurtlar saldırmasın. İnşallah saldırmazlar. Peki ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanımda silahım da yok. Dua müminin silahıdır dedim ya bey. Sana şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an evvel köye varalım. Yoksa işimiz iş ha. Hadi kara kızım. Kurtlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok. Şu tepeyi çıktık mı? Orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Haraptır. Oraya saklanabiliriz. Hadi Hasan abi biraz daha hızlı gidelim. Şuraya bak soğuktan uçacağım neredeyse. Aman Allah'ım ben aklımı kaçırdım galiba. Ne işim var gecenin bu saatinde? Bırak ihtiyarlar dağ başında. Nasıl yaptım bu hatayı ben? Ne idil belirsiz birinin peşine düştüm. Bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların birçoğu bile görmedi beni. Hay Allah. Ya öldürürse beni? Daldınız doktor bey. Ne dedin Hasan abi? Durgunlaştınız birden. Yok. Dalıp gittiniz. İlk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince. Sahi memleket neresi doktor bey? Memleket mi? İstanbulluyum Hasan abi. Doğma büyüme mi? Öyle sayılır. İstanbul'da doğdum. Ama tahsilimin çoğunu yurt dışında yaptım. Mübarek şehir. İstanbul'u görmek nasip olmadı bize doktor bey. Ama çok okudum. Öyle okudum ki görmüş gibi oldum. Sokak sokak canlandırırım gözümde. İstanbul. Boğaz önünde akar gider. Minareler, kubbeler, mezarlıklar, çerviler, camiler, türbeler. Beriye kadar Üsküdar gözümde tüter. Eyüp Sultan. Hele Eyüp Sultan. Resulullah'ın kabrine gidemedim. Bari mihmandarının kabrine varıp ziyaret etsin diye içim yanar. Doktor bey Hele anlatın. Kurbanınız olayım. Anlatın Eyüp Sultan'ı. Eyüp Sultan'ı mı? Nesini anlatayım hiç görmedim ki. Görmediniz mi? Saf mı diyorsunuz doktor bey? İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek sahabenin kabrine? Allah, gitmedim dedim ya. Ölülerle işim yok benim. İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız yemyeşil bir yerdi. Kocaman çınarlar vardı. Bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. Zavallı annem. Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık gözyaşından nasipsiz olmak. Ben çok ağlarım. Beşikte bebek görür ağlarım. Sokakta beli bükük ihtiyar görür ağlarım. Dertli görsem ağlarım. Düğün dernek görsem gene ağlarım. Bak ben hiç ağlamadım ama bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan durmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Dilköy bir eve bile rastlamadık daha. Hani yakın demiştin, kandırdın beni değil mi? Telaşlanmayın doktor bey, bakın tepeye gelmek üzereyiz. İyi de at yürümüyor ki. Çakalıp kaldık burada. Şu kayanın kurtusunda kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalıyor. Ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz. Dur bir dakika ben de ineceğim. Hem yürüyünce ısınırım bari. Aman doktor bey. Doktor bey dikkat edin. Ne oldu? O taraftan değil bey. Bu taraftan elin. Niye? O taraf uçurumdur. Ne? Uçurum mu? Uçurum mu var burada? Ne zamandır böyle yol alıyoruz. Demek bir yanımız tepe, öbür yanımız uçurum ha. Bak daracık bir yolda ilerliyoruz, öyle mi? Öyle. Allah. Bir yan tepe, öbür yan uçurum. Hayatta öyle değil mi bey? Kısa, daracık bir şey. Bu yolu bulan hedefe varmış. Bulamayanın ise ayağı kaymış, uçuruma yuvarlanmış. Bırak şimdi bunları da bir an önce çıkan şu atı karların içinden. Hadi kara kız. Gel, gel. Al buraya. Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık kaldık. Telaş etmeyin doktor bey, telaş etmeyin. Himmet ya Fakih Ahmet. Hadi, hadi bismillah. Hadi, hadi kara kızım. Oluyor, oluyor, oluyor. Hadi. Hadi. Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi, hadi buyurun kıza. Biraz yürüyelim. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızağın bir ayağı boşlukta gidiyor. Yol buralarda iyice daralır. Hasan ağa, demin yine dua ettin değil mi? Evet doktor bey. Himmet ya Fakih Ahmet dedim. Elhamdülillah bu maniyi de açtık. Ne demek ki bu? Bu bir dua. Bu öyle bir duaydı ki İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerinin elindeki kılıcı düşürür, dudaklarından bu duayı hiç düşürmezdi. Bu duayı ona hocası İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri öğretmişti. Akşemseddin mi? O da kim? Ne? Ne dediniz doktor bey? Akşemseddin'in kim olduğunu sordum. Beni bu cahilliğimle imtihan mı ediyorsunuz doktor bey? Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Benimki gevezelik işte. Yok ya, sahiden soruyorum. Etmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın ya. Canım ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum. Nasıl olur doktor bey? Kitaplarda da mı okumadınız? Hayır, okumadım. Bak biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz. Allah Allah. Allah Allah. Ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşemseddin'i illa bilmem mi gerekiyor yani? Ya. Siz bilmezseniz kim bilecek? Niye? Çünkü Akşemseddin Hazretleri Türk sahasında mühim bir şahsiyettir. Mikrop nazariyesini bulmuş. Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Okudum doktor bey. Bak ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım. Bak mikrop teorisini 19. yüzyılda Pasteur isminde Fransız bir doktor bulmuştur. Ne ondan bir sene önce ne de Fatih zamanında mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi. Yahu ben neler söylüyorum. Bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum. Hem de bir dağ başında. Hakikaten delirmiş olmalıyım. Bakın doktor bey. He. Pasteur'den tam 400 sene evvel Akşemseddin Hazretleri mikrobun varlığını biliyordu. Ya. Bunu Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor. Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu sanmak hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise gözle görünmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur. Küçük ve canlı tohumlar. Evet, evet bu mikrop teorisi. Ama nasıl olur ki? O zaman da mikroskop bile yoktu. Mikroskop bile yoktu ama Akşemseddin Hazretleri gibi bir hekim vardı. O hekim ki ilmini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alıyordu. Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı ve bazı kanserli hastaları tedavi etmişti. Hasan ağa, sen bunları nereden öğrendin ha? Dedim ya doktor bey, çok okurum ben. Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana. Anlatması zor. Doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun sürer. Etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi? Bir şeker atsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ya, sağ ol istemem. Anlat sen. Kimmiş bu Akşemseddin? Hekim mi? Hekim ya. Hem de ne hekim. Zamanının Lokman hekimi. Dinleyin doktor bey. Şam diyarından alim ve evliya bir zat kalkar, ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir. Bu zat soyu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den gelen Hamza Efendidir. Neden, niçin geldiğini kimse bilmez. Bir ilahi emir götürür onu ve gelip Osmancık'a yerleşir. Görünüşte hiçbir şey getirmemiştir. Ama onun diyar-ı Rum'a getirdiği bir şey vardır. 7 yaşında bir çocuk. Daha 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu çocuk, oğlum Mehmet Şemseddin'dir. Hamza Efendi oğlunu Osmancık'a, emin ellere, ruhunu da Rabbine teslim eder. Mehmet Şemseddin büyür. Zamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmancık'ta müderris olur. İlimle yüklenmiş, güzel ahlakla süslenmiştir. Hastaları ücretsiz tedavi eder. Gece demez, gündüz demez, çağrıldığı yere koşar. Canım, ben de öyle yapmıyor muyum? Bak halime, bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakmaya. Doktor oğlum, sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi. Hasan'a, bizim iş başka iş, sen ondan bahset. Çocuğu hastalanan bir baba, gece kör, dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan, gerisi hikaye. Şemseddin Efendi! Şemseddin Efendi! Buyurun. Efendim, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğum çok hasta. Estağfurullah, hemen gidelim. Efendim, çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena. Size de zahmetler veriyorum. Estağfurullah, zahmet ne demek? Vazifemiz, daha ölmedik ya. Şu sokakta efendim, buyurun. Nesi var? İnim inliyor, anlayamadık ki. İşte efendim, bu ev. Buyurun. Buyurun, şöyle geçin efendim. Siz bir zahmet bekleyin, ben odadan çocuğu alıp geleyim. Tabii, beklerim. Ev bomboş. İç eşyaları yok galiba. Çok fakirler anlaşılan. İhtiyarın ne de nurlu bir siması vardı. Hem evde de hiç ses seda yok. Fesubhanallah. Şu kapıyı bir tıklatayım ben. Kapı bir fiskeyle ardına kadar açıldı. Allah Allah. Burada da kimse yok. Ama az evvel ihtiyar buraya girmişti. Ayağım bir şeye takıldı. Bir zincir. Ne kadar da uzun. Zincir bütün odayı kaplamış, pencereden dışarıya uzanmış. Hiçbir şey anlamadım. Madem kimse yok, ben de evime döneyim bari. Allah Allah. Ne demek istiyor bu cahil köylü? Akşemseddin'i de bir gece bir hasta için evinden çağırıyorlar. Hey Hasan ha? Sonra ne oldu? Bakıyorum merak saldın. Her iş merak sonunda başlamıyor mu? Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Epey sohbet ederler. Şemseddin, evladım. Hı. Buyurun efendim. Hadi, akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın, bir de ben. Akşam mı oldu? Ne çabuk. Hep böyle dalıp gidiyorsun. Hele son günlerde durgunlaştın iyice. Bir hal var sende. Hadi çıkalım artık. Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim. Okuduğun nedir? Bayezid-i Bistami Hazretlerinin sözleri efendim. Okurken elim yanacak zannettim. Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı. Her biri ateş olup içimi yaktı. Okudukça kendi derecemi anladım. Maazallah, maazallah. Hadi, hem yürüyelim hem konuşalım. O sözler ki bana beni anlattı ve ben bir hiç olduğumu gördüm. Öyle deme evladım. Öyle hocam, öyle. Bayezid-i Bistami Hazretleri şu 10 şey insanı aşağılık yapar buyuruyor. Kin ve nefret, öfke ve hiddet, büyüklenme, zulüm, mücadele, cimrilik, kötü huy, fena ahlak. Hepsini kendimde görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem, işte mevkiim. Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin göz bebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. İnşallah sonunda hayırlı olur. İyi olur. Bunca mücadelenin sonunda gönlüm hala virane. Azgın nefsimin elinden bir türlü kurtulamıyorum. 37 senedir susturamıyorum. Olmuyor. Galiba seni anlıyorum. Bu taş duvarlar arasına sığmıyorsun. Müsaade eder misiniz hocam? Hem size bir şey anlatacaktım. Elbette. Söyle evladım. Dün gece acayip bir şey oldu. Bir ihtiyar hastam var deyip beni bir eve götürdü. Sonra kayboldu. Odaya girdiğimde öbür ucunu görmediğim bir zincir buldum yerde. Hayırdır inşallah, hayırdır. Sabaha kadar da uyuyamadım. Çok güzel bir hal. Güzel bir müjde evladım. Sana yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık açıkça belli. Sen çağrılmışsın evladım. Kim hocam? Beni çağıran kim? Bilmem ki. Hele yola çık. Ara onu sen. Onu bulmazsan da o seni bulur. Biiznillah. Kime gideyim hocam? Nereye gideyim? Şaşkınım. Aklıma geldi. Ben kara medresedeyken bir müderris Numan vardı. Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerlik. Ona şimdi Hacı Bayram-ı Veli diyorlar. Ankara'dadır kendisi. Ona git. O zaman müsaade edin, derhal yola çıkayım hocam. Hemen mi? Hemen. Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun. Hakkınızı helal edin hocam. Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı. Maşallah. Evet. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı. Mehmet Şemseddin her şeyi yüzüstü bırakıp yollara düşer. Hasan ağa, bilinmeyen birileri birilerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki? Akıllarına hiç kötü şeyler gelmiyor mu? İlahi doktor bey. Hani ne demişler? Korkunun ecele faydası yoktur. Sen de tuhafsın ha. Sana da bir şey sorulmuyor ki. Sonra ne oldu? Şemseddin aramaya, çağrılan sese gitmeye devam eder. Ve yolu Ankara'ya kadar uzanır. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyur ağa, gel bir şeyler yiyelim. Bereketli olsun. Biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter. Elhamdülillah. Buz gibiymiş mübarek. Otur bir soluklan. Yorgun görünürsün. Yorulmuşum. Uzaktan mı gelirsin? Amasya'dan. Oh, uzakmış. Yolculuk nereye? Ankara'ya. Ne yapacaksın Ankara'da? Hacı Bayram-ı Veli'ye mürid olacağım. Başka mürid olacak şeyh bulamadın mı kardeş? Hacı Bayram-ı Veli'nin nesi var ki? O veli falan değil erenler. Dilenci, dilenci. Sen ne dersin derviş baba? Gerçek derim. Ben de düne kadar onun için dere tepe açtım. Ama onu ve müritlerini görünce yanıldığımı anladım. Madem ki bu yola çıktın, hiç olmazsa gerçek bir şeyhten himmet dile. Kafamı karıştırdın derviş baba. Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel. O nerede? Halep'te. Ya, Ankara buradan çok çeker mi? Öğleye varırsın. Boşuna yorulacaksın. Olsun. Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak, seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur, Halep'e gideriz. Dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin. O zaman bana müsaade. Hadi uğurlar olsun. Unutma, yarın öğleye kadar bekleyeceğim. Deli mi ne? Koskoca şeyh için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şeyh dilencilik eder mi hiç? Hadi Şemseddin, sen yoluna devam et. Dervişlere yardım edin. Allah rızası ne verirsen elinde o gelirsin. İçin dervişlere yardım edin. Dervişlere yardım edin. Bana burası Ankara, bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şeyhlik? Bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki Ruzi Mahşer'de dilenciler yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap, cihana ders ver, sonra gel bir dilenci şeyhine teslim ol. Olacak şey değil. En iyisi şimdi ben hemen Halep'in yolunu tutayım. Dervişi kaçırmayayım. Dervişlere yardım edin. Allah rızası için o gelirse. Allah rızası için. Sen bize yardım etmeyecek misin beyim? Edeyim dede, edeyim. Şuraya bak. Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş, senin de gönlün kalmasın. Sağ ol oğul, beni kırmadın. Hacı Bayram'ın dergahından mısınız? Evet. Dede, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor beyefendi. Bu yaşta bu aksakalınla ona buna el açmak sana ağır gelmez mi? Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister. Aman dede, dediğine bak. Ayrıl dergahtan, kurtul zilletten. O kadar kolay mı oğul? Müritleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini mürit kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekti mi zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir. Saçma. Aha, ben Halep'e gidiyorum şimdi işte. Olur evlat. Hakkında hayırlı olanını iste. Aha. Seni sabah bekliyordum. Erken döndüğünü görünce 2 kere sevindim. Niye 2 kere? Birincisi, iyi bir yol arkadaşına sahip oldum. İkincisi, şayet dönmeseydin ömrüm boyunca acaba ben mi yanıldım diyecektim. Neyse, bayağı yol aldık. Karnın acıkmıştır senin. Mola verelim istersen. Hayır, acıkmadım. Durgunsun. Ankara'dan çıktığımdan beri boğazım sıkılıyor sanki. Umduğumu bulamadığımda benim de öyle olur. Merak etme, geçer. İnşallah. Hasan ağa, bizim de bu halimiz geçer mi dersin? Hı? Halimize ne olmuş? Daha ne olsun? Benimle sen dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah doktor efendi, ne haddime. Ben şunu demiştim. Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var. Kızağımız var. Gidiyoruz. Tamam. İnşallah hayırlısıyla varırız. Tamam. İyiyiz. Yolumuz da iyi. Soğuk da yok. Sen Akşemseddin'den bahset. Onu anlatınca hepsini unutuyorum. Yoksa çıldırmamak mümkün değil. Boğazım iyice sıkılıyor sanki. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Biraz duralım istersen. Bu gece şu handa konaklayalım. Çok az yolumuz kaldı. Sabah namazından sonra Halep'teyiz. Hadi şu hana girelim de iyice bir dinlenelim. İyi olur. Zincir. Allah Allah. Allah Allah. Boğuluyor sanki. Nefes alamıyor. Uyandırayım şunu. Zincir. Şemseddin. Şemseddin. Şemseddin uyan. Ne oldu? Nefes alamıyordun. Ben de uyandırdım. İyi misin? Boğazım sıkılıyor sanki. Boğazın mı? Aa. Boynun çepeçevre morarmış. Sanki biri zincirle sıkmış. Zincirle mi? Evet. İşte bak, halkaların izi var. Aman yarabbi. Demek zincir ha? Müritler Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekse zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Şimdi anlıyorum. Ankara'da konuştuğum zat Hacı Bayram'dı. Eyvah. Eyvah bana. Eyvahlar olsun. Ne oldu? Neden eyvahlanıp duruyorsun? Sen beni uyandırmadan önce bir rüya görüyordum. Hayırdır inşallah. Boynuma kalın bir zincir bağlanmıştı. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Ben Halep'e gitmek istedikçe o beni sürüye sürüye Ankara'ya getiriyordu. Ben hemen yola düşmeliyim. Ankara'ya gitmeliyim. Beni kabul eder mi ki? Evet, gitmelisin ama aylardır yolculuk ettik. Biraz dinlen, sonra yola çıkarsın. Hayır, dinlenecek vakit yok. Hemen yola çıkmalıyız. Sen yalnız gideceksin. Neden, sen gelmiyor musun? Biz o kapıya kabul edilmedik ki gidelim. Nereden biliyorsun? Kabul edilseydik bende de zincir izi olurdu. Hadi sen düş yola. Yolun açık olsun. Tekrar düşer yola. Çöller geçer. Dağlar aşar. Aylar sonra varır Ankara'ya. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına susamışçasına suya koşar. Fakat dergah boştur. Hacı Bayram-ı Veli talebeleriyle birlikte tarladadır. Akşemseddin gider yanlarına. Ne bir hoş geldin diyen olur, ne de yüzüne bakan. Sanki orada yoktur. Fakat o talebelerle birlikte çalışmaya başlar. Yemek vakti gelir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendi eliyle pişirdiği burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşemseddin'i görmez bile. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir. Demek ki Akşemseddin'den intikam alıyor. Öyle deme. Büyüklerin işine akıl sır ermez. Bir hikmeti vardır. Dinle. Şu aksakallıya bakın. Kim o? Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama o bizimle birlikte yoruluncaya kadar ekinmişti. Hocamız o garibe neden yemek vermedi acep? Vardır bir hikmeti. Bak, o da daralıp gitmedi. Şuna bak. Şuna bak. Köpeklerin çanağına gidiyor. Onlarla birlikte yiyecek. Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin. Sana şeyhin kabından değil, köpeklerin yalağından yemek düşer. Hey köse, beri gel. Bizi çabuk avladın. Gel, yanıma gel. Gel, benim soframa otur. Zincir zoruyla gelen misafir işte böyle ağırlanır. Aş verin köpeğe. midem bulandı. Böyle mi olmuş sahiden? Öyle ya. Eksiği var da fazlası yok anlattıklarımın. Ama nasıl olur? Koskoca bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da bilmiyor. Ya beyim, bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa Akşemseddin Hazretleri köpeklerle aynı kaptan yemekten kaçınmadı. Onlar toprak gibi mütevazi olmasalardı böyle büyümezlerdi. Bizler de bu karda kışta onları hatırlamazdık. Bu adam sözleriyle beni hedef alıyor galiba. Ne zamandır yürüyoruz, hala bir eve bile rastlamadık. Yoksa beni aynı yerde döndürüp duruyor mu? Kurtlar, Hasan ağa sen de duydun mu? Duydum bey. Duydum da. Peki saldırırlar mı dersin? Korkum kurtlardan değil. Allah'ı alem birazdan ortalık gibi kasıp kavuracak. Ne iz var ne de yol. Nasıl çıkacağız o tepeye? Siz hele deyin şu kıza. Gerisi kolay. Yetiş ya Fakih Ahmet. Himmet ya Fakih Ahmet. Himmet ya Fakih Ahmet. Vaziyet çok mu kötü Hasan ağa? Yine dua ediyorsun. Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin. Kim bilir ne haldedir. Dört gözle bekler bizi. Üzülme Hasan ağa. Sen elinden geleni yapıyorsun ya. Tipiye yakalanmadan sığınağa gidebilir miyiz dersin? İnşallah bey. Ya Hasan ağa, durgunlaştın birden. Sana bu hal hiç yakışmıyor. Ne de güzel konuşuyordun. Hadi susma da anlat. Sonra ne oldu bizim Lokman Hekim'e ha? Yani Şemseddin'e. Ne olacak bey? O rehberini buldu, teslim oldu. Nefsini Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin zinciriyle zincirleyip kurtuldu. Kurtuldu mu? Ya Hasan ağa, ömür adamsın mesela. Bu nasıl kurtulmak ya? Hekimlikten dervişliğe. Mühim olan Hakk'a kul olmaktı. O da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu. Beni emretmişsiniz efendim. Gel Şemseddin. Gel evladım. Buyurun hocam. Şemseddin, yavrum. Ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin. Ak oldun. Pak oldun. Akşemseddin oldun. Estağfurullah hocam. Tomurcuktun, açtın, gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git. Nur-u Muhammedi cihana saç. İnsanları irşad eyle. Ama hocam... Üzülme ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki sultanımızın oğlu Şehzade Mehmed'i gözden ırak etmeyesin. Fetih sana ve ona müyesser olacaktır. Onu yalnız koymayasın. Emredersiniz hocam. Bir de nerede olursan ol, ne yaparsan yap, cenazemi sen yıka. Namazımı sen kıldır. Hadi, yolun açık olsun. Hocam, Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler versin. Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti Şemseddin'e 4 senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir? O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işittiyse şeksiz şüphesiz inandı, teslim oldu. Hikmetini sonda kendi buldu, kendi bildi. 40 yıllıklara gelince sorup soruşturur, her şeyi ayan beyan görüp öğrenir. Sonra teslim olurlar. Aradaki fark bu. Hem bizim köse zaten bir güneşti. Bulutların arkasında kaldığından ışığını saçamıyordu. Bulutları dağıtmayı Rabbim bize nasip etti. Ey cemaat! Ey Müslüman kardeşlerim! Allahü Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasından koşmamalıdır. Ne sattığını, buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için, yani para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisi bir araya getirilemez. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen sonsuz olarak ölür. Hoş anlatıyorsun da, İçinde bulunduğumuz şu andan daha korkunç bir an, daha felaket ne olabilir? Her kötü halin daha kötüsü de vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Beterin beteri var. Mesela dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin elini veya bir parmağını kesseler, Allah korusun, diş ağrısı ağrı olmaktan çıkar. Amma da ukalaymışsın ha. Her lafıma daha kuvvetli cevap vermesen olmaz mı? Estağfurullah, size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim olmadığını siz de biliyorsunuz. Neyse. Daha fazla dayanamayacağım. Bir an evvel varalım. En sonunda gelip Göynük'e yerleşir. Burada bir değirmen ve bir mescit inşa ettirir. Mescitte insanlara ehli sünnet ve cemaat yolunu anlatırken değirmencilik yaparak günlük rızkını kazanır. Burada pek çok talebe yetiştirir. Aynı zamanda etraftaki bitkilerden birçok ilaçlar yapar. Hastaları parasız tedavi eder. Zaman zaman da Edirne'ye giderek Şehzade Mehmed'e dersler verir. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçer ve derhal bir istişare meclisi toplar. Bu meclise Göynük'ten Akşemseddin Hazretlerini çağırır ve Bizans'ın kuşatılması için karar alınır. Hadi kara kızım. Hadi gül. Yürü abi gül. Tipi iyice atlansan efendi. Donuyorum. Dur. O bina azilerde. Biraz dayanın. Bırak şimdi hayvan. Bir an önce gidelim. Yoksa öleceğiz burada. Olmaz bey. Hayvanı bırakamayız burada. Ne yani, onu da mı yanımıza alacağız? Ha? Geniştir bey. Hepimize yeter. Gül. Hadi kara kız. Gül. Olmuyor. Kızağa sökelim. Peki kızak ne olacak? Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız. Bilmiyorum Hasan efendi. Rüzgar nefesini kesiyor. Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın, aşağısı uçurum. Dikkatli basın. Nedir bu başıma gelen? Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada. Doktor bey dikkat edin. Hasan kayıyor. Hasan düşecek. Durun doktor bey. Hasan kıpırdamayın. Yetiştirin. Çabuk olasın efendim. Duruyorum ki. Dayanın biraz. Dayan oğlum Hasan efendi. Ya ayağımın sonunda. Gücüm kalmadı artık. Kıpırdamayın doktor bey. Dayanın geldim. Olmayacak. Hadi baş belası vereyim, çabuk olsana. Geliyorum. Sen tuttun beni, bu belayı sen kurtar. Hadi. Allah. Geldim işte. Sakın kıpırdamayın. Dur. Hareket etmeyin. Yoksa ikimiz birden düşeriz. Hadi. Ben kara kızdan anlatamayayım. Tamam. Şimdi siz sıkıca tutun elimi. Hadi kara kızım. Hadi yavrum ya. Hadi. Olur. Ha. Hadi. Sakın bırakmayın elimi. Tamam. Elhamdülillah. Şimdi kara kızım çekti bizi. Allah-u Teala'nın izniyle. İyi ki. İyi ki sökmüşsün. Yoksa... Hadi doktor bey. Rastlanın bana. Bakın bina şurada. Gidelim hadi. Bakın geldik işte. İşte. Ne yani? Senin sığınacağız dediğin yer burası mı? Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağlam. Ne yapalım? Hiç yoktan iyiydi. Neyse. Hasan ağa. Ha? Bana mı dediydiniz doktor? Yok. Yine başlama. Tabii ki sana dedim. Şaka derim doktor. Buyurun. Bak. Az önce söylediğim sözler için beni affet. Ben sana çirkin şeyler söylerken sen benim hayatımı kurtardın. Allah'a hamd edelim bey. Allahu Teala yardım etti. Ben vesile oldum. Sonra bu başınıza gelenlerin asıl müsebbibi de benim. Yoksa şimdi sıcak yatağınızda mışıl uyuyacaktınız. Siz benim kusuruma bakmayın. Çok değişik bir insansın. Aslında bilmediğin şey de yok hani. Ama cahilliğe vuruyorsun işi. Estağfurullah. Mütevazılık yapma. Sen Akşemseddin'i boşuna anlatmıyorsun bana. Onun doğrularını anlatırken bana yanlışlarımı gösteriyorsun. Yok bey, hiç olur mu öyle şey? Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyim. Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil, bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim? Onları anlamak kim? Belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olur? Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarınızı göstermek ne haddime. Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak, bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretlerini. Bak sen ne dersen de ben anladım anlayacağımı. Kasabaya geleli 3 gün oldu. 3 gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, tiksinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini. Akşemseddin Hazretleri ise köpeklerin yiyeceğini yiyordu. Sonra en başta Akşemseddin 10 şeyden dolayı kendisini aşağılık bir insan olarak görüyordu. Aslında o 10 şeyin hepsi bende de vardı. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, hepsi. Ben de aşağılık bir insanım. Ona da bir ihtiyar bir gece evinden çağırıp ders veriyordu değil mi? Estağfurullah beyim. Bakın. Sus ve dinle beni. Evet saydığın o 10 şeyin hepsi bende de var. Ama hangi birimizde yok ki? Yolu ne? Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım? Yollara düşüp rehber arayalım. Zaman çok değişti Hasan Efendi. Ne düşülecek yol, ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Aslında sana teşekkür borçluyum. Anlattıkların beni gerçekten etkiledi. Ben de senin gibi samimi bir inançta olmak isterdim. Ama benim dini olarak bir tek hatıram var. O da annemin namazları ve ismini bile hatırlayamadığım o türbe. Beni yanlış anladınız bey. Ben size bir şeyler anlatmak istemedim. Yolda vakit geçsin diye. Gevezelik benimki işte. Kusuruma bak. Yo. Anlattıklarının hepsi hoşuma gitti. Dinime, kültürüme, insanlarımıza ne kadar yabancı olduğumu anlarım. Bundan böyle daha dikkatli olurum o kadar. Ben başka bir dünyanın insanıyım. Duramam buralarda. Ne bileyim alışmamışım. Benim büyük şehirlerde olmam lazım. Alıştığım şeyler var. Onları bırakamam ki Hasan Efendi. Eşim, dostum, çevrem hep oralarda. Ama buradaki insanların da sizin hizmetlerinize ihtiyacı var. Belki hakkınızda daha hayırlıdır buralar. Yok be Hasan Efendi. Yerime başkası gelir. Bana göre yer değil buraları. İnan ki bu gece seninle gelmeyecek kadar gaddarım ben. Senin söylediğin şu ilahi düşürdü beni bu yola. Annem hep hacca gitmek için yanar tutuşurdu. Hep bu ilahi söylerdi ağlaya ağlaya. Ama biz para çarçur olmasın, ne olacakmış hacca gidince onca para harcamaktan başka diye bir türlü göndermedik kadıncağızı. O da bu hasretle ölüp gitti. Allah rahmet eylesin. Saliha bir kadınmış. Kollarımda öldü Hasan ağa. Gülümseye gülümseye son nefesini verdi. Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyor insan. Biliyor musun, o benim ilk hastamdı. Hem hastam hem annem. Ölüm. Ölüm şu havadan daha soğuk geldi bana. Dalmışım. Neyse. Bari tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsak. Oldu olacak, hiç olmazsa eşe yarasak bari. İnşallah bey. Bak bak yavaşlıyor. Bu iyi oldu. 3 gündür kimseyle konuşmamıştım. Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana. Rahatladım biraz. Ben de. İyice ısındım ama size. Isındım. Siz çok iyi bir insansınız doktor. Ben sana aşağılık bir insanım diyorum. Sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ağa. Doktor efendi, bir insanın kendi kusur ve kabahatlerini görmesi güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir. Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı. Ya. Ne yapıyorsun? Çakmağım. Çakmağım ıslanmış. Bak Hasan ağa, duydun mu? Çok yakından geldi ses. Duydum doktor bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanması lazım. Saldırırlar mı dersin? Ya ateş çakmak lazım. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ya Fakih Ahmet. Yetiş ya Fakih Ahmet. Sana delirdin mi sen? Ne sayıklıyorsun? Ya Fakih Ahmet. Aklım başımda. Dua ediyorum. Dua ediyorum ki şu çakmak yansın. Sonumuz geldi Hasan ağa. Çakmak yansa bile sonumuz geldi. Yanacağız, yakacağız. Ne yakacağız burada? İmdat ya Fakih Ahmet. İmdat ya Fakih Ahmet. Ne yapıyorsun ha? Delirdin mi? Delirdin mi? Palto yakılır mı Hasan ağa? Ne yapıyorsun sen? Yakmam lazım. Oldu işte. Kaçıyor. Kaçıyorlar. Bak amma da çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti. Doktor, etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı, içeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım. Vay canına. Bak nasıl da gözleri parlıyor hepsinin. Şurada bir kütük var. Onu alalım. Şöyle. Bu bizi bayağı idare eder. Ne biraz ısınırız ha. Hey şunlara bak, bizi seyrediyorlar. Aç kurtlar gibi bekleşmek böyle olur işte. Yaklaşamazlar değil mi Hasan ağa? Ateş yandığı müddetçe gelemezler. Hem bunları da Allahü Teala böyle yaratmış. Ya. Peki ateşlenince ne yapacağız? Gitmeleri için dua edeceğiz. Dua mı? Hı. Dua. Dua müminin silahıdır. Ben ne zaman zorda kalsam imdat ya Fakih Ahmet diye dua ederim. Peki Hasan ağa, iyi de şu Fakih Ahmet'le Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben. Şeker alın doktor. İyi, ver bakalım ver. Hadi şimdi ya Fakih Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır. Doğru. Akşemseddin. Yine mi o konuya döndü? Meraklanmadınız mı doktor bey? Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan ağa. Korkmayın doktor bey, korkmayın. Size hatalarınızı anlatacak değilim. Size Fakih Ahmet'in ne manaya geldiğini anlatacağım. Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Güzel, hadi anlat bakalım. Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu. Hocam, bana bir dua öğretiniz. Fethin müesser olması için nasıl dua edeyim? Padişahım, ya Fakih Ahmet diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep edin. Ya Fakih Ahmet, şu Bizans'ta çan seslerini susturun, yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et. Talebe dediğin böyle olur. Ne zaman dara düşse, ne zaman sevinçli olsa bize koşuyor koca sultan. İnşallah fetih sana nasip olacak. Şüphem yok ki bu işleri kuru bir cihangirlik için yapmıyorsun. Ta çocukluğundan beri bilirim seni. Hünkârım, sen ne güzel sultansın, ne hayırlı insansın. Allahü Teala muzaffer eylesin. Amin. Hocam, dalıp gittiniz. Yoksa zaferden endişeniz mi var? Ben de insanım. Kusurluyum. Zaferden endişe edilirim. Sebeplere yapışıldı. Tedbirler alındı. Dualar üzerinizde. Niyetiniz hayırdır. Biiznillah zafer de yakındır. İnşallah hocam, inşallah. Bize cesaret verdiniz. Bu kadar asker, gazi, fethe karar verdikten sonra İnşallahü Teala fetih nasip olur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Lakin hocam, vakit ne zaman? Ne zaman fetih müyesser olur dersiniz? Sabır, cesaret, azim bir araya gelince, niyet tamam olunca biiznillah belli olur. Allah. Ey mübarek hocam, telaşımı bağışla. Telaşlanmamak mümkün mü? Ben de aynı heyecanı duyuyorum sultanım. Lakin her şeyin bir vakti, saati vardır. Tez söyle o halde. Ne zaman? Nasıl? Allah. 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 Başını önüne eğdi. Bir iç çekip Allah dedi. Rengi sapsarı kesildi. Ve ellerini açarak Allahü Teala'ya yalvarıyor. Mübareğin yüzü terledi. Tövbe tövbe. İş bu senenin 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile. O gün fethola, Konstantiniye dola ezan sesiyle. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın. Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak İstanbul önlerinde hücum için lüzumlu hazırlıklarla meşgul oluyor ve önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Edirne'den yola çıkan ağır toplar da İstanbul civarına taşınmıştı. Bizans savunmasını Haliç'e zincirler gererek yapıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu. Paşalar, dinleyiniz. Fermanımdır. Haliç sırtlarına kızaklar yapılır ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirilir. İkinci fermanımızdır. Dinleyiniz. Topları gömün. Ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımızdır. Dinleyiniz. Toplarla dikine ateş yapılar. Böylece o zamana kadar atış yaptıktan sonra topu yağla soğutma sistemini ve dik yollu mermi sistemini dünyada ilk bulan ve tatbik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet oluyordu. Her şey hazırdı. İstanbul'u bahar mevsiminde kuşatmıştı. Ancak bu sıralarda kötü bir haber geldi. Cenevizlilerle deniz savaşı yapan Süleyman Paşa mağlup olmuş ve Bizans'a 5 geminin yardım için geldiği duyulmuştu. Sultan Akşemseddin Hazretlerinden bir name aldı. Bak Ahmet Paşa, hocamız bize mektup yollamış. Siz uykusuzsunuz hünkârım. Müsaade buyurursanız biz okuyalım. Kafire 5 geminin yardıma geldiğine ve Süleyman Paşa'nın mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum. Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Sakın bunu kabul etmeyesin. Askerin gaflete düşmemesi için tedbir alasın. Gece gündüz askerin arasında olasın. İmdi kul tedbir alır, Allahü Teala takdir eder. Hüküm Allahü Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve eshabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir, biline. Çok güzel mektup. Ama hünkârım, kimsenin huzura çıkıp muhasarayı kaldırın diyeceğini sanmam. Efendim, gelenler var. Gelsinler. Hünkârım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara dinletemedim. Kaygılarımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım, Süleyman Paşa Cenevizlilere mağlup oldu. Halil Paşa, siz gelmeden evvel Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyorduk. Ahmet Paşa, o kısmı bir daha okur musunuz? Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Duydun mu paşa? Şimdi gidiniz. Yarın harp meclisi toplanacak. Orada durumun muhakemesini yaparız. Emredersiniz sultanım. Susun, susun. Sultanımız geliyor. Selamünaleyküm. Ve rahmetullah. Cümleniz hoş geldiniz. Oturun. Hoş bulduk sultan. Hoş bulduk sultan. Hoş bulduk. Paşalarım, günlerdir Bizans önlerinde gece demeden, gündüz demeden cehd ederiz. İnşallah zafer müessir olur. Bundan zerre kadar şüphem yoktur. Şüphesi olan varsa, tereddüt eden varsa açık şekilde söylesin. Fitne ve fesat çıkarmaya sebep olunmasın. Allah korusun. Allah korusun, bizim hiçbir dünyalık maksadımızın olmadığını sizler de biliyorsunuzdur. Sıcak kuş tüyü yataklarda yatmasını ben de biliyorum. Allah korusun. Allah göstermesin. Dünyaya bir daha mı geleceğim ki ömrümü yatmakla, zevk-i sefayla geçireyim? Hayır. Asla. Ya bu can bu uğurda Allah rızası için ölür, ya bu can Allah rızası için yaşar. Başkası yok. Allahu Teala Fetih suresinde Eshab-ı Kiram'ı kafirlere gadav ederler, harpte sert davranırlar diyerek övmektedirler. Paşalarım, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korku yok. Kaçmak Allahu Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail aleyhisselam insanı nerede olursa olsun bulur. Tövbe estağfurullah. Nitekim sevgili peygamberimiz buyurdu ki, afiyet kıymetimi bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrimi bilen kimse için deva gibidir. Ey paşalar, beyler, serden geçtiler. Biliniz ve askerimize de bildiriniz ki bu fetih sizlere takdir kılınmıştır. Şimdi size emirlerim şudur. Yarın sabah kalkarak herkes kendi mevkiinde saflarını muntazaman şekilde tertip etsin. Ve bu savaş düzenimiz hiç kimseye bildirilmesin. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu İstanbul surlarına doğru yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor, fakat 50 gün geçmesine rağmen kuşatma fethe dönüşmüyordu. Gün 29 Mayıs 1453'tü. Evet, Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin'i yanına davet edip gelmesini istedi. Paşa, bütün dediklerimiz harfiyen yapıldığı halde saatler geçer, hala fetih mümkün olmaz. Hocam nerede? Tez yanımıza geleler. Şimdi çağırırım hünkârım. Tez ol. Nerede kaldı hocam? Çadırına kapanmış, kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayın diye yanına varmadım. Emrederseniz... Yok, hayır, biz yanına vararız. İçeride mi? İçeride hünkârım. Ne yapar? Bilmem hünkârım. Demek kimseyi içeri koymayın dedi. Evet hünkârım. Kapının aralığından baksam beni fark eder mi? Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsanız sizi fark etmez hünkârım. Ses çıkartmayın. Hançerin ucuyla şurada küçük bir delik açalım mı? Oldu. Allah Allah. Kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sarığı düşmüş. Akıttığı gözyaşları ak saçı ve ak sakalında nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fethin gerçekleşmesi için Allahü Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yer ıslatmış. Ahmet Paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın. Emredersiniz. Allah'ım, sana şükürler olsun. Askerimiz Hisar'a girmek üzere. Önlerindeki bu ak abalar giymiş askerler de ne? Ahmet Paşam, neler gördün anlat bakalım. Hünkârım, siz gittikten sonra Akşemseddin Hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı. Sonra ne oldu? Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sandım. Sonra birden ayağa kalkıp "Ya Rabbi, sana şükürler olsun, fethi bize nasip ettin" diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığımda ordunun surlardan içeri aktığını gördüm. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Padişah geliyor. Padişah geliyor. Padişah geliyor. Padişah geliyor. Padişah geliyor. Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o. Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocamdır. Bu şehrin manevi fatihi odur. Sana bir yer alındığında halka nasıl muamele edileceği hususundaki dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın. Hiç kimse dininden dönmeye zorlanmasın. Ey Hristiyanlar, Yahudiler, herkes işine gitsin. Kimseye dokunulmayacaktır. Hiç kimse dininden dönmesi için zorlanmayacaktır. Bu böyle biline. Hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla Şol Bizans'ı fetheyledik. Fethin başladığı sırada "Ya Fakih Ahmet" diye dua etmemi söylemiştiniz. Fakih Ahmet kimdir ki tevazu ve niyaz eyledim? Allahu Teala'ya tevazu etmiş olsaydım evla değil miydi? O sırada Fakih Ahmet tasarruf sahibi bir evliyaydı. Allahü Teala yardımını onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir. Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri, Fakih Ahmet benim, o bendim dememişti. Aslında Fakih Ahmet, Akşemseddin Hazretlerinin kendisiydi. Güzel şeyler söylüyorsun ama bir şeyler yapmamız lazım Hasan Efendi. Ateş neredeyse sönecek. İmdat ya Fakih Ahmet. İmdat ya. Bırak şimdi Ahmet. Dua etmeyi, bir şeyler yapalım. İmdat. Baksana ateş sönüyor. Fakih Ahmet, yapacağımızın en iyisi bu doktor bey. Siz de dua edin. İmdat ya Fakih Ahmet. Doktor arkadaşlarım duysa, beni görseler ne biçim gülerlerdi. Evet, siz de Akşemseddin Hazretlerinin hürmetine, Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin. Ve inanın. İnanın ve dua edin. Duaymış. Hem böyle yollara çıkıyorsun hem de yanına silah almıyorsun. Bak şimdi bir silahın olsaydı, gördün mü, Fatih'te toplar döktürmüş. Silahım dua doktor bey. Eğer burada tüfek kullanırsan çığ altında kalırsın. Çığ mı? Hadi siz de dua edin. Başka çare yok. Ne diyeyim peki? Yetiş ya Fakih Ahmet deyin. Pekala. Yetiş ya Fakih Ahmet. İmdat ya Akşemseddin Hazretleri. İnanarak. Yetiş. Samimiyetle. Yetiş. Yüreğinizden. Yetiş. Yüreğinizden. Yetiş ey büyük insan. İyi. Bekleyin şimdi doktor bey. Evet. Gitmediler. Bakın. İyi bakın. Ateş tamamen söndü. Ateşe değil doktor bey. Kurtlara bakın, kurtlara. Ha? Olamaz, gidiyorlar. Bakın. Hani bize yaklaşan o kurt var ya. Sanki bir ses duydu uzaklardan. Kaldırdı başını. Dinledi. Bakındı şöyle bir. Sonra da döndü. Gitti. Diğerleri de peşinden gidiyor. Kurtulduk Hasan ağa. Kurtulduk elhamdülillah. Dua kurtardı bizi. Allah kurtardı. Dua sayesinde. Akşemseddin Hazretleri sayesinde. İnanamıyorum. Hasan ağa inanamıyorum. Ama gözlerimle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gitti. Dua müminin silahıdır bey. Hasan Efendi, iyi ki çaldın kapımı bu akşam. İyi ki takıldım senin peşine. Hadi artık çıkalım şuradan. Bir an evvel Hasan'a gidelim de derdine derman olalım. Tipi dindi. Kurtlar gitti. Şu kızağın yanına gidelim ve çıkaralım karların altından. Sonra da yola düşer. Hadi, hadi vakit kaybetmeyelim. Hadi, hadi kara kız. Bak, bak kızak şurada işte, ucu görünüyor. Tamam. Şimdi kara kıza koşalım. Oldu. Oldu işte. Hadi doktor bey, atlayın. Hop. İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız. Meraklanmayın, meraklanmayın. Geldik sayılır. Bu gece çok şey öğrendim senden. Çok garip adamsın Hasan Efendi. Kılıktan kılığa soktun beni. Bir geceye ömür sığdırdın Hasan'a. Hayatımı değiştirdin. Değişen ne ki doktor bey? Hislerim, fikirlerim, her şeyim değişti. Sağ ol Hasan Efendi, sağ ol. Ben ne ettim ki bey? Bu da Akşemseddin Hazretlerinin himmeti. Akşemseddin, evet. Beni onun rehber hayatı değiştirdi. Ne olur, ne olur anlat. Akşemseddin Hazretleri artık Göynük'e dönmek istiyordu. Ama Fatih Sultan Mehmet'in hocasından bir isteği daha vardı. Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandarı Resulullah olan Ebu Eyyubi Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim. İyi olur efendim. Sultanım, ben de ne zamandır hep bunu düşünürdüm. Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde uzun zamandan beri bir nur görüyorum. İnşallah oradadır. Hadi oraya gidelim. Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası mihmandar Resulullah Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu. Dönelim. Elhamdülillah. Allahü Teala ne büyük nimetler ihsan etti. Elhamdülillah. Hadi bakalım, getirin şu fidanları. Dikkat edin, toprağıyla getirin. Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler? Padişah efendimizin buyruğuymuş. Bak, fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar. Akşemseddin Hazretlerini imtihan mı ederler sultanımız? Bilemeyiz. Şşş, padişahımız geldiler. Akşemseddin de yanında. Hocam, Hazreti Halit'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa, hocam silahtarın diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyor. Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid'in kabri burasıdır. Burayı kazın. Silahtara, Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin. Allahu Ekber. Kabrin baş tarafından 1 metre kazılınca bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş vardır. Sultanım, bakın bir taş çıktı. Taşı temizleyiniz. Bakın sultanım, üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazıyor. Müjdeler olsun. İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade Akşemseddin'in mahiyetine bulunmaktan iftihar ediyorum. Çınarların yerini hocamızdan şüphemiz olduğundan değil, herkesin görmesi için değiştirdik. Bunu bilin. Şek ve şüphe kalmasın. Tamam mı? Emrederseniz sultanım, çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarına dikeyim. O dallar da senin hatıran olsun. Evet, orada o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifi üzerine bir türbe ve Akşemseddin ile talebelerine mahsus odalarla bir de cami-i şerif bina ettirdi. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti. Ey hocam, sizin için Hazreti Eyüp Ensari'nin bulunduğu yere cami ve müştemilat inşa etmeyi düşündük. Sultanım, bize destur verin. Göynük'e dönmek istiyoruz. Hocam, artık beni talebeliğinize kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Göynük'e birlikte gidelim. Olmaz sultanım. Sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapmazsın. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Seni talebeliğe kabul edersek düzen bozulabilir, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz. Bize destur verin. Hem hane halkımız yolumuzu gözler durur. Destur sizin hocam. Şimdi hatırlıyorum. Annemin beni çocukken götürdüğü yer orasıydı. Eyüp Sultan'ın kabriydi. Demek hatırladınız. Ne güzel. Biz de menzilimize iyice yaklaştık doktor. Ya, neredeyse sabah olacak. Etraf aydınlanmaya başladı. Hala gelemedik Hasan abi. Geldik bey, geldik. Biz de yolumuzun sonuna geldik. Akşemseddin Hazretleri gibi. Peki Akşemseddin Hazretleri Göynük'e yerleşince ne yaptı? Çocuklarını ve talebelerini yetiştirdi. Küçük oğlu daha 5 yaşındaydı. Onu düşünüyordu. Ey hatun, bu küçük çocuk yetim kalır, zelil olur diye korkuyorum. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan çoktan göçerdim. Deyip mescit olarak kullandığı odaya geçer, oğulları ve müritlerini toplar, vasiyetini yapar. Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daima iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinde dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin-i Şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp uyuyuverdi. Artık uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde hali gibi sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı. Sana ağlıyorsun sen. Dedim ya doktor, ben sulu gözlünün biriyimdir. Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. Ah. İşte geldik. Ha? Geldik. Ya sahiden hiç farkında değildim. İyi ama burası kasaba. Hani köye gidiyordu? Hadi buyurun doktor bey. Hastam iyileşti şükür. Ama nasıl olur Hasan'a? Hastanı görmedik bile. Ya hasta... Doktor bey, hadi inin. Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim var. Hasan'a... Çok. Hey Hasan'a! Nereye gidiyorsun? Hasan'a! Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan ağa, kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Gitti. Gitti. Sürsem yüzümü, sürsem yüzümü, hak nasip eylese de görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni. Dostum Ziya. Tarih 13 Mart 1964. Sana bir mektuba başlamıştım. Ama bitirmeden bir köylünün peşine düştüm. Bütün gece karda yol aldık. Köyünde hastası varmış. Ama bir türlü köyüne gidemedik. Meğer dönüp dolaşmışız. Sabahleyin beni tekrar kasabaya bırakıp gözden kayboldu. Ama artık ben olmaktan çıkmıştım. O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim. Nefsimmiş. O ihtiyar Akşemseddin Hazretlerini anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanımı. Buzlar çözüldü. Fırtına dindi. Dostum, biliyorum hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de anlamamıştım. O adamın arada sırada görünen doktor olduğunu öğrenene kadar. Evet, eski bir doktormuş. Hastam dediği de bendim. Bendeki hastalıkları Akşemseddin Hazretleri gibi bir gönül hekimiyle tedavi edip bıraktı. Evet dostum, elhamdülillah iyileştim. Daha önceki mektubumda tayinimi ayarlamanı isteyecektim senden. Ama o geceden sonra vazgeçtim. Ben burada, bu insanlarla kalmak istiyorum. Biraz sonra da onlardan birine yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Seni de en kısa zamanda bekliyorum. Selam ederim. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.